Merhaba sayın seyirciler. Bugün çok değerli bir konuğumuz var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayımızdan Vedat Öztürk Bey ile görüşeceğiz. Bakalım Vedat Bey bize İstanbul için neler söyleyecek. Hoş geldiniz Vedat Bey. Hoş bulduk. Evet, bayağı konuk ağırladık biz burada. Çok da gelen var. Sizi aramızda görmekten gerçekten hoşnut olduk. Bize İstanbul'da neler yapacaksınız? Vatandaşlarımıza biraz bilgi verebilir misin rica etsem? Tabii. Bir, tek ağızdan. Yani ilk en yetkili ağızdan. Evet yani. ben Vedat Öztürk, bildiğiniz gibi 1 Ocak 2019 tarihinde bir beyanname yayınladım. Ve ilk başlığımız da şuydu zaten. Yapılacak çok işimiz var çünkü geleceğe hazırlamamız gereken bir İstanbul var. Herkes projelerini takdim ediyor falan. Olmadık, akla hayale gelmedik projeler derdindeler. Ama unuttukları bir şey var. İstanbul'un geleceğe hazırlanması lazım. Dünü eleştirerek, dünü atıfta bulunarak bugünü yaşayamazsınız. Bugünü yaşayamazsanız da yarın için herhangi bir yatırım yapamazsınız. Önemli olan yarınlara yatırım yapabilmektir. Bunun için neler dedik? İnsanların hayatını kolaylaştırması adına yol üzerindeki İspark, işte Kadıköy Park, Şişli Park neyse asfalt üzerinden otopark parası alınmayacak dedik. Kesin değil mi bu? Kesin, kat'i olarak. Vergisini veren vatandaşım, yol vergisini veren vatandaşım arabasını ücretsiz bir şekilde otoparkla sınırlı olan alanlara arabasını park edecek. Yani kural ihlali yapanlara cezalar ağır olacak. Herkes kurala uyacak. Bu cezalar da Büyükşehir Belediyesi'ne irat olarak kaydedilecek. Trafik Vakfı'na değil. Asfaltı ben belediye olarak yapacağım. Kaldırımı ben yapacağım. Hizmeti ben vereceğim. Kesilen cezalar Trafik Vakfı'na. Böyle bir şey yok yani. Bundan sonra yapılacak ikinci adım var. Toplu taşımada daha kolaylık ve daha işlerlik adına İETT otobüsleri veya Büyükşehir'e bağlı bütün ulaştırma araçlarında tek bas uygulamasına geçilecek. Günde bir defa kontrol düşecek, o kadar. Her kapıdan indibinde olacak. Yani öyle Kartal'dan çıkacaksın, Şişli'ye gideceksin. 3 kere 4 kere indibinde yapacaksın. Bir de bunun geri dönüşü var. Yani asgari ücretle geçinen insanların zaten durumu belli. Tek bas. 24 saatte tek kontör düşecek. Bunun yanında öğrenciler ücretsiz olarak faydalanacak bunlar. Ama yine kartını okutma zorunluluğu getirecek. İnsanlar diyor ki bana, ya adam binecek, kartını okutmayacak, daha önce basmıştım. Ya yapmaz. Böyle bizim milletimiz işin bu tarafına gitmez. Bizim milletimiz necip bir millet. Eskiden hatırlayın, trafik kazası olduğu zaman polisler çağrılırdı, tutanak tutulurdu. Sonra sigorta şirketleri dedi ki sürücüler kendi arasında anlaşsın. Millet dedi ki ya millet birbirini gırtlağına sıkar, kavga çıkar. Şimdiye kadar hiç kaza yüzünden kavga edenleri duydunuz mu? Hayır. Demek ki insanımıza adam gibi hizmet verirseniz karşılığını alırsınız. Ve bizim milletimiz de bu hizmetin karşılığını necipliğiyle telafi eder zaten. Bunun yanında ne yapacağız? Trafiği rahatlatmak için. Birinci köprü bir kere ücretsiz olacak. D100 karayolu üzerindeki hiçbir geçiş ücretli olamaz. Devletin zorunlulukları içindedir bu. İkinci köprüde %50 indirime gideceğiz. Gişeleri İstanbul dışına atacağız. Bir tanesini Silivri'ye, bir tanesini Gebze'ye. Ya para veriyorum, trafiğin içinde rezil oluyorum. Ya nerede otoban konforu o zaman? Parasını verdiğiniz hizmeti alamadığınızda bu çok anlamsız oluyor yani İstanbul için. Ulaştırmadaki kolaylıklardan bir tanesi de İstanbul'a, Anadolu yakasına ve Avrupa yakasına 4 tane daha çevre yolu yapmak. Gerektiğinde havadan gidecek köprüle viyadük şeklinde gerektiği durumlarda 5 tane daha çevre yolu yapmak. Bağlantılarını da tamamlayıp İstanbul'un trafiğini tamamen rahatlatmak. Bunu yaparken tabii diyeceksiniz ki demir yolu var. Sahille arayı kesiyor. Pardon, demir yolu deyince aklıma bir şey geldi. Dün bir açılış yapıldı. Gebze'den Halkalı'ya kadar
Bugün de zannediyorum ki devreye girmiş. Ama saat 10'a kadar bu etik bir şey mi? Ya etikliğinden ziyade bir kere verdiğiniz paranın karşılığı bu olmaması lazım. Yine bu maliyetle havara şeklinde yapılabilirdi. Ben çok defadır söyledim bunu. Ya mahalle arasından şehrin ortasından geçen bir demiryolu iletişimi yani ulaşımı kilitleyen bir demiryolu. Yani bunu havaraya kaldırmak çok mu zordu? Milyonlarca dolar para verip yine aynı güzergahı yine aynı satıhta kullandık yani. Ne kadar saçma bir şey. Ben parasını veriyorsam adam gibi iş yaparım. Demir yollarını havaraya çevirip bir kere havadan gidecek ve İstanbul'un Anadolu yakasına hak ettiği hizmetler tekrar geri verilecek. Bunun için neler yapılacak? İstanbul'a Anadolu yakasına mevcuttaki projeler dahilin dışında 5 tane daha dikey ve yatay yönlerde metro ağlarıyla örülecek. Havaalanı entegrasyonlarıyla şehir merkezleri koordineli çalışacak birbirine. Anadolu yakasına bakıyorsunuz düdük kadar metro, Avrupa yakasına bakıyorsunuz örümcek ağ gibi. Ben oran orantı açısından söylüyorum. Bu ne kadar adaletsiz bir şey. Siz eğer bunu böyle yaparsanız ticaret merkezlerini karşıda aradığınız her bütün hizmetleri Avrupa yakasında bulursanız insanların günlük göçünün önüne geçemezsiniz. Trafiği fuzurlu yere işgal eden araçların önüne geçemezsiniz. Siz Anadolu yakasını bir cazip merkez haline getirmemişsiniz ki. Köy. Köy. Yani adam buraya evine yatmaya geliyor, işe Avrupa yakasına geçiyor. Ya böyle saçma bir şey var mı? Burası İstanbul ya, dünyanın göz bebeği yani. İki kıtanın kesiştiği nokta. Evet. Napolyon'un sözüyle dünya tek bir ülke olsa başkenti İstanbul olur. Ya bu kadar önemli bir şehir varken bizim yaptığımız uygulamalara bakın. İnsanlar işin içinden çıkamıyor. Şimdi diyorsunuz ki kademeli olarak da minibüs ve servisler kalkacak. Evet. Peki tamam kalksın da bu minibüs alanlar minibüse dünya kadar yatırım yapmış olanlar bunlar mı olacak? Fethi Bey İstanbul'un durumu ne olacak? Biz evet. Kişilerin kurumların çıkarına göre mi hareket edeceğiz? Yani belediyecilik bu mudur? Çıkar menfaat ilişkisini daimi hale getirmek midir? Hayır. Yoksa ya onlar da belediye mi alacaksınız? Geleceğim. Yoksa vatandaşa asli olan hizmeti mi vermektir? Asli olan hizmeti vermektir. Tabii ki. Size katılıyorum. Yalnız burada bu minibüsler tamamen kalkacak derken şu şekilde kalkacak. Minibüsler şehir dışına yani merkezlerin dışından merkezlere doğru yolcu taşıyacak. Şehir içinde trafikte olmayacak bunlar. Ha şimdi oldu. Ana arterlere taşıyacak. Ana arterlerden İETT'lerin hani otobüs ve metrolar 24 saat esasına ve ekspres esasına göre çalışacak. Onun detaylarını ilerleyen zamanlarda zaten söyleyeceğim. Daha önce de söyledim. Şehir entegrasyonu yapacaksanız ulaştırma ağınız bir kere 7/24 kesintisiz olmalı. Burası 15-20 milyonluk bir şehir. Bundan 10 sene sonra, 20 sene sonra nüfusunda çoğalacağını varsayarsanız bu uygulamanın olması gerekiyor. Sabahleyin servis minibüsleri, personel taşıyan minibüsler demini dolmuşlar sayesinde trafik işin içine çıkılmaz bir hale geliyor. Siz bu trafik koordinasyonu, entegrasyonunu yaparsanız insanlar personel servislerine binmek ihtiyacı hissetmeyecek. Şimdi bir de işin başka bir tarafı var. Aynı personel servisiyle hem 50 yaşındaki insan o servisi kullanıyor hem de 7 yaşındaki ilkokul öğrencisi. Hepsinin arkasında okul taşıtı var. Ya bu nasıl saçmalık ya? Okul taşıtının ayrı bir özelliği olması lazım. Okul taşıtları tamamen sarı olacak. Tek işi öğrenci taşımak olacak. Öğrenciyi alacak, getirecek, okulun bahçesine park edecek. Okul çıkışı öğrenciyi alacak, evine götürecek. Başka hiçbir şekilde şehir içinde olmayacak, trafikte hiç gezmeyecek. Herkesin canı ciğeridir evladı. Başına ne gelecek korkusuyla kaç tane tacizle karşılaştık, kaç tane yani kötü olaylarla karşılaştık. Bunun önüne geçilmesi lazım. Emlak vergileri reel değerinde olacak. Adamın Bağdat Caddesi'nde atıyorum bir evi var. Bu evini normalde piyasada alabileceğiniz rakam 1 milyon TL iken tapu da bunu 300 bin lira olarak göstermiş ve tapu harcını da ona göre yatırmış.
Evin değeri 1 milyon liraysa evin değeri 1 milyon liradır. 1 milyon TL üzerinden bu evin vergisi alınacak. Kesinlikle. Öyle kimse kimseye katakulle yapmayacak. Boğaz'da yalıda oturup da milyon dolarlık yalıda oturup da öyle gecekondu vergisi ödemeyecek kimse. Çok güzel. Gecekondu'da oturan gecekondunun parasını ödeyecek, yalıda oturan yalının parasını ödeyecek. Hayatta her şeyin bir bedeli var. Her mahallenin muhtarı mahallenin en iyi sorunlarını bilen kişidir. Bir cami imamlarıdır. Mahalle okulundaki öğretmenlerdir. Öğrencisinin durumundan ötürü velisinin durumunu bilen bir de muhtarlardır. Siz muhtarlara eğer yetki vermezseniz, muhtarları yetkilerle donatmazsanız mahallenin sorunlarını belediyeye, belediye de büyükşehire aktaramaz. O yüzden il genel meclisi üyeleri gibi muhtarlar da büyükşehir belediyesinde söz sahibi olacak. Belediyeye müracaat ettiklerinde hizmeti alamadıkları noktada büyükşehir belediye başkanlığına direkt bunun konuyu arz edebilecek yani ve karşılığını da alacak. Güzelmiş o. Yaparsa büyükşehir yapmazsa ilçe belediyesine bunu yaptıracak. Kesin. Kesin. Peki İstanbul trafik cezaları demişiz burada. Evet. Belediyeye ait olacak. Aynen öyle. Bu da güzel bir şey. Böyle olması lazım ama. Türk Polis Teşkilatı'nın işi araba kovalamak mı olması lazım? Ya benim zabıtalarım ne iş yapacak? Pazarda işportacı mı kovalayacak? Zabıtalarıma veririm yetkiyi. Trafik denetimini zabıtalar yapar. Varsa aksaklık kuzu. Asayiş polisin işi. Belediyenin işi değil ki. Trafik koordinasyonundan bahsediyoruz. Yani eğer trafik koordinasyonunu biz büyükşehir olarak ve ilçe belediyeleriyle bu işi yapıp bitirdiğimizde zaten bu işin sorumlusu biz olacağız. Bu mal bizim malımız. Buradan kesilen ceza Ankara'ya vergi olarak gitmeyecek. İstanbul'daki kesilen cezalar İstanbul Belediyesi'nde kalacak. 15 yaş altındaki arabalar mesela trafiğe çıkamayacak İstanbul'da. Biliyorsunuz metrobüs çalışması yüzünden ve bazı daraltılmış D100 karayolu yüzünden emniyet şeritleri yok. Araç arıza yaptığı zaman arkasındaki trafiği siz düşünün. Şahıslara dizel araba kullanması yasaklanacak. Şirket sahipleri ve şirket araçları yine kullanmaya devam edecek. Ha, bunun yanında ne olacak? Şahıslar benzinli araç aldığı zaman LPG'ye dönüştürmek için Büyükşehir Belediyesi tarafından 1000 TL ödenek verilecek. Evet. Doğayı daha az kirletecek. Temiz hava. Peki bu şehir merkezi uygulaması başlatacak. İlçe merkezler evet. Meydanları olacak. Evet. Bu nasıl bir uygulamadır? Türkiye'yi muhtemelen gezmişsinizdir. Yurt dışına da belki çıkmıştığınız vardır. Hangi şehre, kasabaya giderseniz gidin bir şehir merkezi tabelası mutlaka vardır. Şehir merkezi, sentrum tabelasını görürsünüz. İstanbul'da bunu görmenize imkan yok. Çünkü İstanbul'da olmayan tek tabela şehir merkezi tabelasıdır. Bir reklam arası. Teşekkür ediyorum. Mutfakta arzum var. Sizin için çalışır arzumlar. Mutfakta arzumu olanlar hayatın keyfini çıkarırlar. 50 yıldır mutfaklarda Türkiye'nin lider markası arzum var. Arzum. Efe salı günü sınav var abi, unutma. Salı hangi güne geliyor abi? Efe çekmiyor. Şurada çeker belki, devir bakayım. Şimdi. Hayır çekmiyor. Şimdi. Yok. Olmadı. Bir şey oldu. Adam açlıktan çekmiyormuş. Tam ayarında tadıyla yemelere doyma. Çekmediğin anda... İkramla kendini topla. Bu Philips One Blade. Sakal ve kirli sakal için tek bir bıçak. Bu gelmiş geçmiş en iyi tıraşı vaat eden 18 bıçaklı jel korumalı tıraş bıçaklarından değil. Çünkü bu One Blade.
Nihayet sakalınıza uygun elektrikli bir tıraş bıçağı. Sakalların çıkış yönünün tersine istediğiniz uzunlukta şekillendirin ve tıraş edin. Erkekler ona bayılıyor. Sen de dene. Philips OneBlade ile en iyi seni ortaya çıkar. Innovation and you. Philips. Deri ceket ve metaller, asi tavırlar, havalı haller. Hiç bulaşmayayım. Disiplin kurulu halleder. Yeni çocuk uyumuş, tarzı garip durmuş. O ceket bence biraz iyi olmuş. Yanımızda duramaz, bizle kanka olamaz. Beyler bakın yeni çocuk geçiyor. Bir metalcimiz eksikti, kabusumuz başlıyor. Yargılamak kolay. Oysa birini tanımak bir Nescafe'ye bakar. Bir Nescafe? Demek motorcusun. Ve biyoloji hocası. Yeni Nescafe 3'ü bir aradayla bir tanısan seversin. Yepyeni harman, dolu dolu tat. Hey millet! Dinleyin, herkes toplansın. Şey gördüm, bir tane... Canavar. Sevimli, becerikli, itaatkar ama meraklı. Merakı yüzünden kolonisini tehlikeye attığını düşünen Miko, tüm gerçekleri birer birer ortaya çıkarıyor. Eğlenceli ve bir o kadar da macera dolu Küçük Ayak, çarşamba saat 08.30'da Cine 5 TV ekranlarında. Magazin dünyasına dair bilinmeyenler, iş ve sanat dünyasındaki son gelişmeler, müzik ve sinema alanındaki en yeni haberler ve spor dünyasında yaşananlar rengarenkte. Mustafa Sandal'ın yeni klibi Rütü'nün dikkatinden kaçmadı. Seda Sayan katıldı bir müzik dünyası programına çok özel bir röportajı imza. Sıradaki haberimizle haber turumuza devam ediyoruz. Melis Nida Yılmaz'ın sunduğu Rengarenk her pazar saat 12'de Cine 5 TV'de. Evet, merhaba Cine 5 TV. Tekrar geri döndük. Kaldığımız yerden başlıyoruz. Evet, Vedat Beyciğim buyurun, sizi dinliyoruz. Tekrardan merhaba. Merhaba. Başladık, hayata döndük. Evet. Şehir merkezi uygulaması. Anadolu yakasına ve Avrupa yakasına iki tane ayrı şehir merkezi kurulacak. Bir tanesi Küçükyalı Levazım Mali Okulu'nun alanına, diğeri de Atatürk Havaalanı'nın olduğu yere. Veya Başakşehir Sultan Gazi arasına. Bunun için İstanbul'da 3 defa referandum yapılacak. İstanbul 3 defa referanduma gidecek. Referandumda neler olacak? Biz buraya bunu düşündük ama İstanbul'da acaba ne düşünüyor? Siz ne düşünüyorsunuz? Yani ben buraya bunu yapacağım. İyi güzel de bana göre bu ihtiyaç. Belki sizin ayağınızda mantar var. Ben size gargara önereceğim. Bu böyle anlamsızlıkları ortadan kaldırmak için İstanbul'da 3 defa referandum yapılıp şehir merkezleri oluşturulacak. Ama bu şehir merkezlerinden neler oluşturulacak? Onu isterseniz ben şey yapayım böyle. Tabii. Ben bunu Mart 2014 yılında Maltepe Bağımsız Belediye Başkanı adayı olduğumda Beyoğlu 22. noterden taahhütname imzalayarak bu şehir merkezi projesini oluşturmuştum zaten. Onun içinden hatta Korupark ve Yeşil Alanları Yaşam Vadisi adı altında zaten hizmete sundular. Daha da yapacaklarını da vaat ediyorlar. Bunda neler olacak? Kongre sarayları, su gösteri havuzu. Mesela bu su gösteri havuzu, akrobasi su gösteri havuzu. Bunun bir örneği Las Vegas'ta var. Yılda milyonlarca dolar turizmden gelir elde ediyor. Burada da olacak. Kapalı çarşı, bakın koca proje alanında birebir ölçeklidir bu. Ne kadar küçük bir alan teşkil ediyor. Bu bir ticaret merkezi olacak. Öyle AVM değil yani. Ticaret merkezi olacak. Eğlence merkezleri olacak. Belediye okulları. Türkiye'de hiç yapılmayan bir şey yapacağız. Her belediye kendi okulunu yapacak. Ücret, yani giderleri tamamen belediye tarafından karşılanan
okullar olacak, üniversite olacak, oteller bölgemiz olacak, fuar alanları olacak. Türkiye'nin en büyük fuar alanlarından bir tanesi olacak. Kongre sarayları şöyle, dünyada en fazla kongrenin yapıldığı ülke İspanya'dır. İspanya'nın da Barcelona şehridir. Kongre geliri elde eden, Türkiye'de bunlardan bir tanesine talip olacak. Kongre gelirleri. Şimdi turizm, Türkiye'de en fazla İstanbul turist ağırlar. Bu son iki dönemdir biraz değişti. Hı hı. İstanbul ağırlar ama İstanbul'un Avrupa yakası ağırlar. Anadolu yakasına bu turizm gelirinden çok fazla bir şey elde edemezsiniz. Hani biraz önce konuştuk ya, Anadolu yakası köy gibi kaldı. Gerçekten köy gibi kaldı. Ama artık kalmayacak. Eğlence merkezlerine varana kadar, kamu binalarına varana kadar burada tam donanımlı bir şehir merkezi olacak. Mesela dinler kültür merkezi olacak. Uzak Doğu tapınaklarından tutun da Japon inanışına varana kadar aklınıza ne gelirse bir dinler kültür merkezi tapınağı oluşturulacak burada. Ki turizmde turistler, herkes Müslüman değil yani, herkes camiye gitmek veya kiliseye gitmek zorunda değil. Herkes kendi inanışına göre bu tapınakta yerini bulacak. Onun haricinde ne olacak mesela? Cami olacak. Türkiye'de benim dikkatimi çeken bir şey var. Şimdiye kadar bütün devlet başkanlarına, Osmanlı padişahlarına ismiyle hitap eden camiler var, ibadethaneler var. Fakat Mustafa Kemal Atatürk adına yol, köprü, hastane, okul falan filan dışında bir tane ibadethanenin ismi verilmemiş. Bu caminin adı da Atatürk Camii olacak. Eğer biz Müslüman bir ülkeysek, dinimiz İslam'sa, Mustafa Kemal Atatürk de bu devletin kurucusuysa onurunu iade etmek lazım. Bu şekilde düşünüyorum. Ve onun yanında olimpik tesisler, gençlik merkezleri ve Türkiye'nin en büyük yapay gölü olacak. Pamukkale travertenleri şeklinde başlayacak, küçük küçük düşeyli şelalelerle aşağı doğru şehir merkezine doğru inecek. Ve buranın altyapısının üzerinde trafikte araba görmeyeceksiniz. Şehir merkezinde şu meydanlarda sadece ring araçları göreceksiniz. Ring araçlarıyla bu şehir merkezinde istediğiniz noktadan istediğiniz noktaya gidebileceksiniz. Peki trafiği alttan mı vereceksiniz? Otoparklar altta olacak. Evet, araçlar yüzeyde görünmeyecek. Yani arabanızı çekip de AVM'nin önüne veya herhangi bir şeyin önüne. Türkiye'de olmayan bir şey daha var. Nedir? Siz kamu dairelerine gidiyorsunuz veya bankaya gideceksiniz, para yatıracaksınız ve bu bankaların, kamu dairelerinin otoparkı yok. Ya bankaya ben para yatırmaya gideceğim. Banka para kazanacak benim paramla. Benim arabamı çekici alacak, götürecek. Ya böyle saçma bir şey var mı? Doğru. Şimdiye kadar yapılmadı. Bundan sonra yapılacak. Evet, bankalara doğru. Ve kamu dairelerine ücretsiz otopark zorunluluğu getirilecek. Bunun ötesi berisi yok. Acabası belkisi falan yok. Bakıyorsunuz vergi dairelerinin yanlarında konuşlanmış özel işletmeli otoparklar. Ya oraya arabanı çekeceksin, para vereceksin ya da çekici alacak götürecek arabanı. Böyle bir dünya yok yani. Burası yok. İstanbul. Bunları hayata geçirmek sizin için kolay olmayacak gerçi. Ne kadar zaman içerisinde bunu gerçekleştirmek düşünüyorsunuz? Ben bunda İstanbul'dan iki tane dönem istiyorum. Çünkü bu bir dönemde siz kesinlikle bir dönem olacak bir şey değil. Çünkü çocuk bile 9 ay sonra doğuyor. 7 yaşına kadar annesi bakıyor. İşte 7 yaşından sonra eğitimine başlıyor. Bunun için de ben İstanbul'dan iki dönem istiyorum. Üst üste iki dönemde ben bunların hepsini yapar bitiririm, İstanbul'a hazırlarım. Sonraki iki dönemi İstanbullu isteyecek. Diyecek ki başkanım sen gitme. Biz hizmetin ne olduğunu gördük. Lütfen devam et diyecekler. Ben bundan adım gibi eminim. İki dönem ben istiyorum, iki dönemi İstanbullu verecek. Buna inanıyorum yani. Şimdi bu kadar şeyler söyledik. İstanbul'da 1 milyona yakın üniversite öğrencisi var. Var. Fazla var. Anadolu'dan gelen, İstanbul içinde eğitim yaşayıp da eğitim görenler falan filan. Bunların yanında hem okula gidip hem de çalışan üniversite öğrencileri var. Bakın hem okuyor hem var çalışıyor. Var. Burslu falan filan değil yani. Direkt adam var, çalışıyor. Var. Part-time olarak çalışıyor. Bu aslan yavrularına aylık 450 TL geri ödemesiz hibe verilecek.
SGK'lı olarak çalışırken eğitim gören, üniversite okuyan her öğrenciye aylık 450 TL geri ödemesiz hibe verilecek. Bu kesin ve net yani. Peki burada diyorsunuz ki SGK'lı çalışan öğrencilere 400 TL, tamam, katılıyoruz. Ama bu aynı zamanda burs alıyorsan olacak. Bursu kesileceksin SGK'lı olunca. SGK'lı olunca zaten burs kesiliyor. Otomatik. Tamam da yani orada burs alıyor 1 milyar. Siz veriyorsunuz 450 TL. Ama çalışıyor. Bakın SGK'lı olarak çalışıyor. Part time olarak çalışıyor ve eğitim görüyor. Tamam da yani şimdi orada gene ve çalışmanın kıymeti. Gene çalışıyor. Gene çalışıyor. 1000 TL burs alıyor. Hayır, çalışanlar alamıyor. Part time sigortalı olarak çalıştığınız zaman hayır, tamam işte sigortalı çalışmıyor. Duruyor. Günlük çalışıyor yani. Modellik yapıyor ya da fuarda çalışıyor. Sigortalının dışında şimdi kaçak olarak çalışır. Ona ben bir şey diyemem. Günlük işte part time günlük çalışıyor. Benim bahsettiğim o değil. Hani bir yerler bir fast food'larda falan part time olarak çalışıyor. SGK'lı olarak çalıştığı zaman burs kesilir. KYK'dan hiçbir şey hak iddia edemez. O zaman siz 450 TL vereceğim diyorsunuz. O zaman evet, doğru. Benim yani kafam karıştı şimdi. SGK'lı çalışan öğrenci 450 TL geri ödemesiz burs verilecek. Evet. Destek verilecek. Burs destek verilecek. SGK'lı olursa. Evet. Sigortalı bir yerde çalışırken üniversiteye giden öğrenciye 450 TL geri ödemesiz destek verilecek. Ben de diyorum ki sebebi var. Şimdi hani biraz ortalık karıştı gibi ama ben önce sebebini söyleyeyim, hak vereceksiniz. Neden? Çalışırken eğitim gören, eğitim alırken çalışıp eğitimin kıymetini bilen ve iş hayatını bilen gerçek aslan parçaları bizim geleceğimizi kurtaracak olan kişiler. Tamam, doğru. Bunların mükafatlandırılması lazım şiarıyla yola çıkarak. Birazcık daha yumuşatabilirsiniz yani bunu. Bence biraz daha yumuşat. Olabilir. Hani yani, şey bu yani. Danışmanlarınızdan görüşürseniz bence olabilir, bunu birazcık olabilir. Daha yumuşatırsınız. Olabilir. Çok daha iyi olur o aslan kesinlikle parçası dediğiniz evlatlarımız için. Evet. Turist öğrenci mesela bu şeyin hani devamında biraz önce dedik ya hani tek bas uygulamasından öğrenciler ücretsiz yararlanacak. Gurbetçi turistlerimiz de ücretsiz yararlanacak bundan. Şimdi gurbetsiz işçi... Buyurun buradan yakın şimdi. Nasıl olacak nasıl değil mi? Olacak? Adam Almanya'da yaşıyor. Evet. Türkiye'ye kendi öz vatanına geliyor. Evet. Geldiği zaman o kart senin, bu kart benim, nerede ne gidecek? Zaten yurt dışından Türkiye'ye gelen insanlar çok güzel dövizini bırakıyorlar değil mi? Doğru. Ben şimdi bunları teşvik etmezsem İstanbul'da niye daha fazla oyalanıp da daha fazla döviz bırakmasınlar? Milli ekonomiye, İstanbul ekonomisine zaman, neden daha fazla katkıda bulunmasınlar? Siz ne yapmanız lazım şimdi Vedat Bey o zaman? Daha girerken aynen öyle. Tabii girerken tabii. Denetimli kontrolü bir tane kart vereceksiniz. Kesinlikle. Bu İstanbul kart sizin. Evet. İstediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Giderken bunu iade edeceksiniz. İade edeceksiniz. İade etmek kaydıyla. Tabii ki. Öyle tamam. Başka, selamun aleyküm diye arabaya binip gitmek de olmayacak yani bu işler. Evet. Anadolu yakasında kongre ve spor salonları çoğaltacak demişsiniz. Evet. Anadolu yakası dediğim gibi hani biraz önce bahsettiğim gibi kongre ve sergi sarayları çoğalacak. Onun yanında imar yapısı değişecek. Her şeyden önemlisi İstanbul'un. Peki sizce bu yatay dikey hepsini şöyle elimizin tersiyle atıyoruz. Bölgesel belirli metrekareler bazında haç serbestliği gelecek. 1000 metrekare, 1500, 2000, 2500, 3000 metrekareler bazında ada bazında imar çıkacak. Peki, kimsenin inisiyatifi kimseye bırakılmayacak. Anladım. Varsa arada sokaklar, onlar da imar içine dahil edilecek. Peki başka bir projeniz var orada görüyorum. Ondan da bize birazcık bahseder var misiniz acaba? Bundan önce ben şeyi söyleyeyim de inşaat izinleriyle alakalı. İskan. İskan. Şimdi sizin de bildiğiniz gibi
müteahhit geliyor size, diyor ki Fethi Bey, sizin bir arsanız var. Bu arsanızı değerlendirelim. Siz de diyorsunuz ki hay hay. Cinali'nin evini çiziyorsunuz. Yamuk bir baca, tuhaf bir kapı falan. İşte şurası senin, burası benim oluyor. Artık öyle bir şey olmayacak. Sizin ve müteahhitin avukatları ve muhasebecileriyle birlikte ön bir prototip proje hazırlayacaksınız ve bunu belediye onaya sunacaksınız. Bakın, net konuşuyorum her şeyi. Projeyi sunduktan sonra ben bağımsız denetçime bunu inceleteceğim. Benim şehir imarına aykırı mı? Bölge imarına aykırı mı, değil mi? Müteahhitin parası var mı, yok mu? Daha önce iskan aldı mı, almadı mı? Bütün unsurlar tetkik edildikten sonra eğer bu proje olumluysa ben size olumlu raporunu vereceğim. Bağımsız denetçi buna imza atacak ve belediye başkanı da imza atacak buna. Çift imza olmadan notere gidip kat'i sözleşme imzalayamayacaksınız. Çok güzel. Yarın bir gün bir problem olduğunda o denetçiyle belediye başkanını direkt mahkemeye vereceksiniz. Siz toprak sahibi olarak. Güzelmiş o. İskanı alınmayan bir bina kalmayacak. Evet, şimdi buradaki projenizden de biraz bahseder misiniz? Tabii. Şimdi İstanbul'u biliyorsunuz, trafik koordinasyonu çok keşmekeş olan bir şehir. Ambulansları biliyorsunuz, kaza yerine gitmekle veya kaza yerinden yaralıyı alıp veya hastayı alıp hastaneye götürme arasındaki sürede bu yollarda çile çekiyor. Geliyor sizin arkanıza kadar ciyak ciyak bağırıyor. Siz yol vermeye çalışıyorsunuz, yol veremiyorsunuz. Bundan yola çıkarak bir akıllı yol uygulaması sistemi geliştirdim ben. Kendim geliştirdim tamamen. Her şey bana aittir. Yapay zeka teknolojisi destekli olan bu akıllı yol uygulaması, ambulans daha o noktaya gelmeden önce harekete geçen bir sistem. Bakın, seyir halindeyken trafiğin seyrini, sıkışıklığını hiç bozmadan yapılan entegrasyonla birlikte, trafik levhaları entegrasyonuyla birlikte ambulansın fermuar sistemiyle açılan yoldan hızlı bir şekilde hasta naklini daha hızlı hale getirecek bir sistem. Evet. Yani ben bunu kabaca bu şekilde anlattım. Ama bunun tabii daha detayları var. Hatta iki program, üç programlık detayları varken kısa bir özet geçtim ben. Böylelikle ne olacak? Sizin hastaneye ulaşma süreniz çoğalacak. Ya kısalacak. Süre proje kısalsın. Bayağı güzel bir proje. Slogan olarak da şunu dedik. Süre kısalsın, hayat uzasın. Akıllı yol uygulamasıyla neden olmasın. Bu projeleri anlattık. Evet. Her şey iyi güzel. Fakat anlatmadığımız bazı şeyler var. İstanbul'da mesela en büyük sorun trafik sorunu dedik. Trafik kazası ekibimiz yok. Profesyonel trafik kazasına müdahale edecek bir ekibimiz, ekipmanımız yok. İtfaiye geliyor, çatır çutur arabayı kesiyor. Geri dönüştürülebilecek arabalar bile, araçlar bile perte çıkıyor. Ve kişiyi o sıkışık yerden kurtarırken bazı problemlerle karşı karşıya geliyoruz. Sağlıkçılarla itfaiyeciler arasında her zaman bu tartışma olmuştur, olmaya da devam edecektir. Hani yeteri kadar özenli bir şekilde bu yaralı buradan çıkarılsaydı sağlığına daha çabuk zamanda kavuşacaktı şeklindeydi. Bunun için de 7/24 her belediyenin 7/24 trafik kazasına müdahale ekibi olacak. Bakın, bu tek işi bu olacak bu yani. Tek işi bu olacak. Trafik, evet, kazasına. Göçük altında kalana onun ekibi ayrı olacak. Yangın çıktığı zaman itfaiye zaten müdahale ediyor. Hani bu sistemsel entegrasyonu yapmanız lazım. Bu bölüşümü yapmanız lazım. İstanbul gerçekten kabına kacağına sığacak bir şehir değil. Sahaya doğru yayılmamız lazım. Futbol sahasının santra çizgisinin ortasında, santra yuvarlağında birikmiş, sıkışmış olan bir İstanbul'dan bahsediyoruz. Bunu sahaya doğru yaymak lazım. Yatay mimari değil, yatay genişlemek lazım. Peki, Vedat Bey, çok kısa bir zamanımız kaldı. Ne kadar kısa mesela? Konuşacak çok şeyimiz var o zaman. Evet. 5 dakika çok uzun bir zaman. Şimdi sahaya doğru yayılmak dedik. Bakın, ben 2009 yılında Avustralya Victoria eyaletinin Melbourne şehrine gittim. Orada kontrollü bir şekilde şehir nasıl büyütülür? Artan nüfusla birlikte şehrin kontrolü nasıl yapılmalıdır?
bunları beraber oradaki çalışan arkadaşlarla beraber o ekibin içinde yer alıyorum ben de. Adamlar öyle bir şey yapıyorlar ki şehri 4 mahalle olarak genişletiyorlar. 4 mahalle yapıyorlar. Ortasına shopping center, yani alışveriş merkezini, işte esnafını falan filan yerleştiriyorlar. Sizin aradığınız her şey o bölgede olacak. Şehir merkezine gitmeye ihtiyacınız kalmıyor. Ne kadar güzel bir şey ya. Yani valiliğe gitmenize gerek kalmayacak mesela. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na gitmeniz gerek kalmayacak. Hatta belediye başkanlığına bile gitmeye gerek kalmayacak. Çünkü mahalle temsilcileri olacak orada. Adamlar böyle bir şehir yapmışlar. Ve kimse o planların dışına çıkamıyor. Çıkmadığı için de herkes, Melbourne'ün nüfusu 5 milyon, araç sayısı 5,5 milyon. Bakın kişi başına neredeyse 1,2 tane araba düşüyor. İstanbul'da 15 milyon tane araba olduğunu düşünün. Değil mi? Ya böyle bir orantı var mı yani? Doğru söylüyorsunuz. Bütün genel olarak özetleyecek olursak. Evet, topu. Bir şeyler söylemeye çalıştık. Dilimizin döndüğü kadar. Ama güzel başarılı projeler var. Şimdi merkezi değil, bölgesel gelişim başlayacak. İstanbul'un dışından başlayacak gelişim. İçeriye doğru gelecek. En sonunda da şehir merkezleriyle, ilçe meydanlarıyla, şehir meydanlarıyla bu işler sonlanacak. Bu işler yapılırken dışarıdan içeriye doğru trafik, yol, aklınıza ne gelirse ulaşım, bütün koordinasyonlar, hani o entegrasyon yapıla gelecek. Böyle bir şansımız olacak. İstanbul'un hala kazanılacak çok şeyi var. Kaybetmiş çok şey var, kazanacakları da var. Evet. Buradaki temel ana konumuz bizim yarına hazırlamamız gereken bir İstanbul olacak. Belki 20-30 sene sonra, belki ben olmayacağım, belki herhangi biri olmayacak. Mevcuttaki siyasiler olmayabilir. Ama geriden gelen nesil bize bunun hesabını soracak. Siz bize neden doğru düzgün bir şehir bırakmadınız demeyecek mi bize? Diyecekler. Mesela İstanbul'un israf edilen yerlerine o tıpaları takmak lazım. Mesela ne diyeceksiniz? İstanbul'un kanalizasyonlarından akan su miktarı 7 tane kızılırmak boyutunda. Bir günde akan su 7 tane kızılırmak boyutunda. Tasavvur edebiliyor musunuz büyüklüğü? Kanalizasyonlardan giden, deşanjörlere, arıtmalara falan filan giden. Ve bu 7 tane kızılırmak 1,7 tanesi israf edilen su. Ya bütün dünya suyla mücadele ederken, hatta gelecekteki savaşlar neredeyse su savaşları haline gelecekken, biz bu kadar müsrif bir milletiz. Öyle başına buyruk bir milletiz. İngiltere'deki mahalle tesisatçıları mahalleyi denetlerken ülke ekonomisine yılda 1,6 milyon pound para kazandırıyor. İsrafın önüne geçtiği için. Bakın bu çok önemli bir şey. Ben musluktan bardağı doldurup su içemiyorum. Damacanayla su almak zorunda kalıyorum. Bu nasıl bir anlamsızlık? Hem parasını veriyorum hem suyu içemiyorum. Sadece suyu ben temizlikte kullanmamalıyım. Evet. Şu anki İstanbul'daki nokta bu. Bu suyun musluktan içilebilir halde olması lazım. Verdiğiniz paranın karşılığını tam olarak almanız lazım. İSKİ faturalarının üzerinde ve İGDAŞ faturalarının üzerindeki haksız bedelleri kaldırdığınızda zaten otomatikman faturalar düşecek aşağıya. Evet. Öyle vaatle olacak falan işler değil bunlar yani. Katı kurallarla uygulama yapacaksınız. Kayıp kaçak bedeli, Hakkari'deki kayıp kaçak bedelini İstanbullu niye ödesin? Bilmem neredeki kayıp kaçak bedelini, ya bakım ona, ben size hizmet veriyorum de ekstra para alamazsınız ya. Bakım bedeli nedir, bakım bedeli ya? Sen zaten o işi yapacaksın. Sen zaten o işi yapacaksın. Yapacağın iş için bir daha niye benden artı para alıyorsun? O zaman sen bu hizmeti verme. Ben sana kablo çektim, parasını senden alacağım. Sen bana kablo çekmezsen ben de sana aidat vermem. Hizmet karşılıklı olması lazım. Türkiye iki tane siyasi partinin malı değil. Bakın 1919'da kurulan ittifak devletleri Türkiye üzerinde parsel kavgası yaptılar ve biz Kurtuluş Savaşı ile attık. Bağımsız bir devlet kurduk. Aradan 100 yıl geçti. Bu sefer aynı akıl ittifak siyasetinde birleşti
ve Türkiye'yi parça parça bölmeye başladı. Biz kimsenin parçası olmayız. Biz öyle bir milletiz ki özgürlüğümüz için, bağımsızlığımız için canımızı veririz ama başka bir şeyimizi vermeyiz. Buradan yola çıkarak diyorum ki Türkiye iki tane siyasi partinin malı değil. Biz de o siyasi partilerin köleleri değiliz. Karşılıksız iman etmeyiz biz kimseye. Biz sadece Allah'a iman ederiz. Eyvallah. İstanbul bizim. İstanbul İstanbullunun. Diyorum. Peki Vedat Bey, yayınımıza katıldığınız için çok çok teşekkür ediyoruz. Sizi ağırlamaktan da gerçekten mutlu oldum. Sayın Sinebiş izleyicileri, bir başka programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.